Minneapolis Sanat Enstitüsü'nün galeri bölümündeyiz ve son derece sıra dışı bir testiye bakıyoruz. Bu testiye viski gibi bir içecek de konabilirdi fakat aslında içinde çok daha fazla şey saklı. Bu testi çömlek sanatında göz alıcı bir güç gösterisi olmak için yapılmış. Bu manzarayı görür görmez tanımayabiliriz fakat iç savaşın son dönemlerinde 1865'te herkes bu testinin neyi temsil ettiğini anlardı. Siyaset konusunda bilgisi olan biri, testi üzerindeki dev yılanlara sarılmış haldeki figürleri derhal tanıyacaktır. Aslında bu figürler yalnızca testinin üzerinde değiller, içinden de geçiyorlar. Bu testiyi yapan Kirk Patrick kardeşler, Güney Illinois'da yaşayan çok meşhur çömlekçilerdi ve yılanlara karşı özel bir tutkuları vardı. Kardeşlerden birinin yılan koleksiyonu vardı, hatta bunlardan sergi bile yapmıştı ürettikleri eşyaların çoğunda yılan figürü mevcuttu. Fakat burada yılanlar çok özel bir şeyi temsil ediyor. Kafalarının üzerlerindeki kara lekelerden bunların bakır kafalı yılanlar olduklarını anlıyoruz. Bakır kafalı o dönemde kendisini Demokrat Parti'ye yakın gören ve Amerikan Konfederasyonu ülküsüne sempati duyan bireylere verilen addı. 19. yüzyılın ortalarından sonlarına doğru cumhuriyetçiler köleleştirilmiş insanların özgürleşmesini amaçlayan çok daha ilerici bir partiydi. Bugünkü düşüncelerine bakılırsa bu biraz şaşırtıcı tabi. Cumhuriyetçiler aynı zamanda sanayileşme yanlısıydılar ki bu sebeple kısmen sanayi bakımından güney eyaletlerinden çok daha önde olan kuzey eyaletlerinden çok oy toplarlardı. Öte yandan demokratlar eyaletlerin haklarını, özellikle de köleliği sürdürme haklarını destekliyordu. Illinois bir bütün olarak kuzeyin bir parçası olsa da Cornwall ve Wallace Kirkpatrick'in fabrikalarının da bulunduğu Güney Illinois, kültürel ve ekonomik olarak daha çok güney eyaletlerine bağlıydı. Illinois eyaletinin ekonomisi iç savaştan çok ciddi zarar görmüştü ki bu da orada barış demokratları denen insanların bulunuyor olmasını mantıklı kılıyor. Bu insanlar savaşın bitmesini istiyorlardı ama aynı zamanda birçok manada son derece ırkçıydılar. Bakır kafaların, kölelerin azat edilmesi fikrine çok sıcak baktığı söylenemezdi. Hatta Demokrat Parti ile ilişkili gazetelerden bazıları açıktan ırkçılığı destekliyordu testi üzerinde daireler çizen bakır kafalı yılanları görüyoruz. Fakat dikkatimizi iki figürün olduğu bu bölge çekiyor. Buradaki figürlerden bir tanesi kadın elbisesi ile beraber asker botları giymiş. Şal'a benzer bir şey takmış ve sakalları var. Diğer figüre yani birlik askeri olan figüre bıçakla saldırıyormuş gibi duruyor ve asker ona silah doğrultmuş. Aslında burada Amerika Konfedere Devletleri Başkanı olan Jefferson Davis'in tutuklanma anını görüyoruz. Konfederasyon Generali Robert E. Lee, 1865 senesinin baharında Birlik Generali Ulysses S. Grant'e teslim olur. Ardından Jefferson Davis, muhafız askerlerin koruması altında güneye doğru ilerler ve 4 hafta sonra ordugahı birlik askerleriyle karşılaşır. Davis yağmurluk giyer eşi sıcak tutsun diye başının etrafına eşarp sarar ve ardından ormanlık alana saklanmaya çalışır. Fakat orada birlik askerleri tarafından yakalanır. Yani Davis gerçekten kadın elbisesi giymiyordu. Fakat basına yansıyan hikaye buydu. Hatta bu olay meşhur bir şarkıya bile dönüştü. Kuzeylileri oldukça tatmin edecek bir şekilde Jefferson Davis de alay ediliyordu. Testi üzerindeki Jefferson Davis tasvirinin altındaki yazıya bakacak olursanız, Son hendeyi atlamaya çalışırken botları ona ihanet etti, yazar. Birçok baskıda Davis depar atarken etekleri uçuşur halde botları tamamen açıkta, av bıçağı ve bir altın çuvalı taşırken tasvir edilir. Bu sırada da bir birlik askeri ona ateş açıyordur. Ayrıca bir zamanlar biri testinin bu parçalarını yerinden koparmış. Bu da objenin tarihinin büyüleyici yanlarından biri. Testiye baktığımızda örümcekler ve gübre böcekleri dışkıdan oluşan toplar ve testiden içeri girmeye çalışırken kalçaları dışarıda kalmış figürler görüyoruz. Bu aslında çok komedi ürünü olan bir obje. Cornwall ve Wallis büyük şovmenlerin prim yaptığı zamanlarda tanınan şovmenlerdir ve bu tarz gösterilerle aslında kendi reklamlarını yapıyorlardı. Bu aynı zamanda komedyen PT Barnum'un da meşhur olduğu zamanlardı. Kendisi çok geniş kitlelere hitap ederdi. Uzunca bir süre kıvranan yılanları gösteren bu ve başka testilerin mesajının pek çok ülkede ortaya çıkan içki kullanmama hareketinin desteklenmesi olduğu düşünüldü. O dönemde alkolün titremeli hezeyanlar ve korkunç kabuslara sebep olduğu fikri vardı. Şimdi ise bu eserlere bakış açımız çok değişti. Yılanlı testilerin aslında hiciv içeren bir yanı olduğunu düşünüyoruz. Bu testilerde kendini soylu bir hayat yaşamaya adamış olan, dindarlık taslayan ve Victoria döneminde yaşayan Amerikalıların burnunun sürtüldüğü tasvir ediliyor. Mark Twain'in eserlerinde okuduğumuz türden toplumun tüm kesimleriyle, yolsuzlukla ve siyasetçilerle alay eden bir mizah türü bu noktada aklımıza gelebilir. Burada hem seçkinlerin hem de şehirli ve taşralıların eleştirisi söz konusu ve aynı zamanda testileri yapanların en yüksek işçiliği ortaya çıkarmak için uğraştıklarını görüyoruz.